Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Konta TV ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni günden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz efendim ve geleneği bozmuyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz bu güzel günümüzde. Bol kazançlı, bereketli bir gün olsun. Rabbim bizleri bütün kötülüklerden korusun inşallah. Ve şöyle keyifli bir gün olsun. Güzel de bir sohbetimiz olacak. Bizlere eşlik etmek isteyenler şöyle ekran başına doğru ilerlesin. Çaylar, kahveler unutulmasın diyoruz. Çok kıymetli bir misafirimiz var bugün. Uzaktan bağlantılı olacak yayınımız. Televizyon programcısı, gazeteci, yazar Sayın Uğur Can Bolat hocamız bizimle birlikte. 7. kitabı okurlarıyla buluştu efendim, son kitabı. Bunun üzerine sohbetimiz olacak inşallah. Kalbi tutan mektuplar diyeceğiz, aynı zamanda kaçış diyeceğiz. Hayatımızda birçok şeyden kaçıyoruz aslında ama nelerden kaçıyoruz, nelerden korkuyoruz? Bununla ilgili güzel bir sohbet olacak ama mektuplar önceliğimiz tabii ki. Geçmişten günümüze mektupların önemi, tarihte bu mektuplar nasıl ulaşıyordu kişilere, nasıl sunuluyordu efendim, mektup türlerine ve çeşitlerine bakacağız belki. Edebi mektuplar diyeceğiz, tarihteki mektuplar diyeceğiz. Tabii ki asker mektuplarından biraz bahsedelim. Sonrasında aşk mektuplarından bahsedeceğiz. Akla mektup deyince ilk bunlar geliyor zannedersem. Tabii ki detaylar söyleşimizde efendim. İyi seyirler dileyelim herkese. Çalışan herkese de kolaylıklar dileyelim. Hocam hoş geldiniz. Günaydınlar. Merhabalar, günaydın. Selamlar Konya'ya. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hamdü senalar olsun. Şükürden aciziz. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah her gün hayat veriyor, ömür veriyor, nefes veriyor. İmanla yaşama fırsatı veriyor, sağlıkla yaşama fırsatı veriyor. Dolayısıyla şükürden aciziz. Hamdü senalar olsun. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. Çok şükür hocam. Rabbim bizleri bugünlerimizden geri koymasın inşallah. Ve her günümüz bir önceki günden daha da güzel olsun istiyoruz. Duamız böyle olsun. Şimdi günün niyazıyla başlayalım. Neden önemlidir? Sizin tabii ki takip etmeyen yoktur. Takipçileriniz çok fazla. İzleyicileriniz çok fazla ama her güne hocam günün niyazıyla başlıyor. Hani biz programı açarken hep böyle güzel dualarımızla, temennilerle başlıyoruz ya, aynı ama bunun önemini biraz konuşalım hocam sizinle. Ve bugün paylaştığınız günün niyazı çok hoşuma gitti. Biraz şöyle okuyabilir miyiz? Lütfen. Efendim demiş ki hocam, günün niyazında neler var bakalım. Allah'ım günümüzü hayreyle, işlerimizi kolaylaştır, bereketimizi artır. Zorluklara karşı metin olma gücü ve bize idrakımızı artır. Allah'ım suçmelerimizi, hatalarımızı, kusurlarımızı azaltmaya muvaffak eyle diye de devam ediyor. Çok şimdi da güzel. Eyvallah. Kaleminize sağlık, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Niyazla başladınız. Niyazımızla başlamış olalım inşallah. Aslında hayatımızın içerisinde başlangıcında sonunda niyazlar evet. var. Doğduğumuzda kulağımıza ezan okunuyor, ismimiz okunuyor. Öte tarafa göçtüğümüzde arkamızdan sela okunuyor, imanla gittiğimiz. Evet. Aslında o niyaz hayatı bir kundak gibi sarmalayan bir şey. Müminin hayatında dua olmadan olmuyor. Zaten Hazreti Peygamber'in de her gün işte 70 kere ya da 90 kere istiğfar ettiğinde hesaba katarsak evet. duasız olmadığımız anlaşılıyor. Ben şöyle bakıyorum, dua aslında insanın kulluk bilinciyle ilgili. Yani benim durduğum bir yer var ve niyaz ettiğim bir makam var. Hı hı. Koyuyorsun. Yani dua ettiğin zaman kulluğun bilinciyle ilgili yapılabilecek olan bir şey. Eğer ben kul olduğumu, eksik olduğumu, zayıf olduğumu, çaresiz olduğumu, kaçışlarımın olduğunu, suçmelerimin olduğunu, düşmelerimin olduğunu bilirsem ve bunun çıkılması için kime niyaz edeceğimi, kime yöneleceğimi, kime intizar edeceğimi bilirsem bu kulluk bilinciyle ilgili bir şey. Yani dua etmek ezbere olan bir şey değil. Aslında Cenab-ı Allah ve Hazreti Peygamber'in uygulaması dua ile bizim her an, her dakika, her saniye sürekli o kendilik bilinci de diyebileceğimiz, Kur'an bilinci de diyebileceğimiz, kulluk bilinci diye tarif edebileceğimiz bir yerde olduğumuzu gösteriyor. Yani sana durduğun yeri hatırlatan bir şey dua. Sen isteyensin, evet. Cenab-ı Allah veren. Sen düşersin, Cenab-ı Allah kaldıran. Sen hastalanansın, Cenab-ı Allah şifa veren. Sen darlanansın, Cenab-ı Hak derdine derman veren. Değil mi? Kesinlikle. Sen yoldan çizgiden çıkansın, Cenab-ı Allah sırat-ı müstakime ileten. Sen imanla ilişkili yanlış şeyler yapansın, Allah hidayet eden. Yani aslında bu Allah ile olan ilişkiyi sürekli canlı tutma anlamına gelir dua. Ve bunu da zaten besmele ile yapıyoruz. Yani dua ve besmele
aslında bir nevi insanın her an çevrim içi olması demek Cenab-ı Hak'la. Yani sürekli çevrim içisin. Yani ondan kopmuyorsun. Daima Allah ile bir irtibatın var anlamına Allah gelir. bizi aslında her daim kendini hatırlatıyor. Çok da güzel ifade ettiniz. Aslında bize doğuştan fıtratımızda bize tanımlanmış önemli bir özellik bu, değil mi hocam? Tabii. Yani eğer dua edemez olursak bir gün, Allah olmayız korusun. inşallah Emine hocam. Dua edemez olursak bir gün bu nasibimizin azaldığını, daraldığını ifade eden bir yaklaşım olur. O zaman uyanmamız lazım. Ya ben niye dua edemiyorum? Dua ediyorum ama dualarım niye yangın yerine dönmüyor? Ben dua ediyorum ama dualarımda niye böyle bir kalp yanıklığı, bir kalp kokusu yok? Ben dua ediyorum ama niye iç yangınıyla beraber bunu yapamıyorum? Yani böyle dilimle tekerleme halinde söylediklerimden ibaret kalıyorsa eğer dua, o zaman sadece bu ezberlenmiş, otomatik hale getirilmiş bir dua olur. Aslında istenen bu değil. Dua her an o Kalben. tabii kalben ve o bilinç üzerinden giderek yapılabilecek olan bir şey. Duasız kalmak, şükürsüz kalmak demektir. Çevrim içi olmaktan çıkmak demektir. Cenab-ı Hakk'a her işimizi bağlamış olmaktan uzağa düşmüşüz demektir ve hicran edilecek bir durumdur. Evet. Dövünülecek bir durumdur. Yazıklanabileceğimiz bir durumdur. Allah kimseyi duasız, niyazsız bırakmasın. Amin. Biz de kalmayalım. Amin inşallah. Hep de şunu söyleriz. Eğer bu yönde biraz daha zayıf hale gelmişsek, Allah bizi sevmiyor mu acaba diye hemen aklımıza bu geliyor, değil mi? Dualarımız kabul olmuyor. Niye dua edemiyorum diyoruz bazen gerçekten de. Hemen aklımıza Allah acaba bizi sevmiyor mu diye düşünüyoruz ama her daim ona yakın olalım inşallah. Hatırlıyoruz aklımızda ama dualarımız her zaman da var olsun inşallah. Şimdi Emine hocam. hocam, o yanılgılarımızdan bir tanesi, çok özür dilerim. Allah'ın bizi Estağfurullah. sevmemesi mümkün değil. Çünkü Tabii. Allah, değil mi? Yani Allah'ın sıfatları, isimleri üzerinden düşündüğümüzde Allah bütün varlıkları severek yaratmış. Kendine iman etmeyenleri de severek yaratmış ve iman etmek üzere yaratmış onları da. Yani Evet. Allah'ın bizi sevmemesi söz konusu değil ama Allah'ın seveceği ölçülerin dışına biz kendimizi çıkarmamız söz konusu. Doğru Yoksa söylüyorsunuz. Allah bizi sevmez olur mu? Yani tabii ki seviyor ve severek yarattı. Allah'ın latif ismi var, değil mi? Allah'ın diğer isimleri var mı? Merhamet, muhabbet diğer isimleri var. Allah bizi seviyor ve hep sevmek istiyor. Fakat bir çerçevesi var. Mesela diyor ki Allah muhsinleri sever. Allah sabredenleri sever. Evet. Allah amel salih olanları sever. Allah merhamet edenleri sever. Ya. Değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın kimleri ve neleri sevdiği belli. Eğer Allah'ın sevgisinin dışına düşmek istemiyorsak, Allah'ın neleri sevdiğini tespit edip, biz de Allah'ın o sevdikleri halkanın içerisine girmek lazım. Hidayet ettikleri, nimet verdiklerinin İnşallah. içerisine girmek lazım. Allah bizi hep sever. Fakat şöyle bir yanılgımız var. Nedir hocam? Böyle faturayı Allah'a çıkarmayı çok seviyoruz. Bir başımıza bir şey geliyor, Allah bunu başımıza getirdi diyoruz. Evet, Allah'ın şeyiyle oldu, müsaadesiyle oldu ama senin iradenle Allah'ın müsaadesiyle oldu. Yani Allah'ın iradesiyle olmadı. Yani Allah seni öyle olmanı dilemedi, öyle olmanı irade etmedi. Çünkü bize Öyle akıl olmana, verdi. tabii öyle olmana sen istediğin için izin verdi, müsaade etti demektir. Çünkü özgürlük diye bir durumumuz var. Allah'ın, Rabbimizin en önem verdiği, Emine Hanım, hususlardan birisi özgürlüğümüz. Evet. Yani Allah asla özgürlüğümüzü kısıtlamıyor, hürriyetimizi tahdit etmiyor, bizi bir boyunduruk altına almıyor, bizi kundaklamıyor. Kendi kendini kundaklayan, patlatan biziz, kendi kendimize boyunduruk takan Ya. biziz, kendi özgürlüğümüzü kendimizi ayaklarına alıp prangalayan biziz. Yani Cenab-ı Allah özgürlüğümüzü asla almıyor, almıyor. Peygamberleri yoluyla, Resulleri yoluyla bize iman teklifinde bulunuyor, kitap göndererek, vahiy göndererek. Allah'ın kudreti, ilmi, varlığı, hükmü, hükümranlığı gereği şöyle olsaydı hepimizi iman eder olurdu. Biz iman etmekten ve ona kulluk etmekten başka bir çare bulamazdık. Allah Evet. özgürce bizim kendisine kaçmamızı, kendisine gitmemizi, Anadolu lisanıyla kendisine varmamızı istiyor. Ama bunu özgürce yapmamızı istiyor. Yani biz isteyeceğiz, Allah verecek. Biz dileyeceğiz, Allah biz diledikten sonra bizim dilediğimizi Allah bizim üstümüzde dileyecek. Yani Allah'ın dilemesi, hani böyle yanlış anlamayın, bizim dilememize tabi.
Yani bizim isteğimize göre Allah isteğimizi yerine getiriyor, Değil veriyor. mi? Niyaz da bu Değil demek mi? zaten. Onun için doğru niyazlarda bulunmak lazım. İyi niyazlarda bulunmak lazım Heh. derken de bunu kastediyoruz. Cenab-ı Allah özgürlüğümüzü o kadar önemsiyor ki o zaman kıymetli. Yoksa Cenab-ı Allah bu kadar bizi özgür yaratmışken, hür yaratmışken, ona iman etmeyi bile seçmeyi bize bırakmışken, biz özgürlüğümüzü ona, şuna, buna, nefsimize, şeytana, eşimize, Ya. patronumuza, dünyaya, kazanca, şöhrete falan filan aklınıza ne geliyorsa bunlara kaptırıyor olmamız çok yazıklanılacak bir şeydir. Yani üzülecek bir şeydir. Allah özgürlüğümüzü asla almıyor. Özgürken ibadet edersen kıymetli, özgürken iman edersen kıymetli, özgür olarak ikrar edersen kıymetli, özgür olarak abid olursan, ibadet edersen kıymetli. Yoksa mecburiyet olduktan sonra onun bir kıymeti yok. Allah bunu istemiyor ki. Doğru söylüyorsunuz ve Aklınla ve kalbinle gel diyor. çok da önemli bir şey söylediniz aslında. İnsanın kendine yaptığı kötülüğü hiç kimse herhalde yapamaz. Asla. Ve ne yapıyorsak birbirimize yine kendimiz yapıyoruz değil mi hocam? Yani kötü ne alıp veremediğimiz ne? Merhametten bahsettiniz çok önemli. Aslında bu önemli değerimiz günümüzde sanki biraz daha böyle ötelenmiş gibi çok fazla önemini bilsek de umursamıyor gibi davranıyoruz değil mi hocam? Bütün varlıklara karşı aslında. Herhalde burada yanlış olmaz bir merhametle ilgili bir kitap önerebilirim. Tabii ki. Hatice Fahri Nisa Kaykı'nın merhamet, sadece merhameti anlatan ve Aha. Esma-i Hüsna üzerinden anlatan bir kitabı var. Belki bir gün konuk da edersiniz. Çok ilginç şeyler İnşallah. söyleyebilir. Merhamet Allah'ın rahmet isminden geliyor ya. Hı. Merhameti mesela sadece Allah'ın sümaşe bir sıfatını, bir ismini evrenden çeksek ya da Allah çekse haşa. Ne kalır geriye? Hiçbir şey. Yani bir tek özelliği çekilmiş olsa, merhameti sadece yeryüzünden kaldırsa, kavgalar, savaşlar, çekememezlikler, hırslar, kıskançlıklar, birbirini boğazlamalar, onlar, bunlar, her şey berbat olur. Ne aile ilişkisi kalır, ne anne baba ilişkisi kalır, ne çocuk ilişkisi kalır, ne sosyal ilişki kalır, ne komşu hayatı kalır, hiçbir şey kalmaz. Allah merhameti kalbimize derc etmiş ve bize merhametiyle muamele ediyor. Kendisine inanmayana bile rızık veriyor. Kendisine inanmayana hayat veriyor. Kendisine inanmayana göz enerjisi veriyor. Evet. Dizine devam veriyor. Her şeyi veriyor. Allah'ın merhameti öyle kuşatıcı ki buna rağmen özgürlüğü elinden almıyor. Yani kendine isyan edenin özgürlüğünü almayacak kadar Allah'ın büyük, geniş Merhameti bir büyük. Evet. merhameti var. Yani Allah'ın merhametini anlamak olağanüstü bir şeydir. Allah'ı tanıma yollarımızdan birisi de tabii onun isimlerine gitmektir. Biz genelde hani böyle zikirler yaparak işi kurtaracağımızı zannediyoruz. Hani böyle tık 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 söylüyoruz işte filan. Ama Öyle otomatiğe zikir. almadan şöyle bir anlayalım değil mi? Anlamaya Tabii. çalışalım ve yaşamaya da çalışalım. Eğer bunu anlarsak herhalde bence o içimizdeki merhamet duygusunu etrafa yaymış oluruz, belli ederiz. Daha iyi Eyvallah. yaşarız. Aynen öyle. Şöyle hani küpte ne varsa o dışarıya sızıyor. Mesela merhametli bir insanı şöyle oturduğunda anlamaz mısınız? Yani öfkeli bir insanı geldiğinde Yüzünden işte yumruk anlarız zaten. mimiklerinden, göz iriliğinden, kaşlarının gerilmiş olmasından Tabii. anlamaz mısınız? Yani merhamet hayata renk atan, hayatı güzelleştiren bir şey. Ve insanın da bir de şöyle bir durum var. Merhamet deyince şöyle anlıyoruz sanki Emin Hocam. Buyurun hocam. Başkalarına yönelik merhamet. Aslında belki de en önemlisi ve baştan olması gereken kendimize merhamet edebiliyor olmamız lazım. Hı. Nasıl kendimize merhamet edeceğiz? Bir bencillikten mi bahsediyorum? Hayır tabii ki. Bencillikten bahsetmiyorum. İnsan kendine merhamet ederse ateşten korur. İnsan kendine merhamet ederse yanlış yoldan korur. İnsan kendine merhamet ederse Allah'a niyaz üzere olur. İnsan kendine merhamet ederse kulluk çizgisinden sapmamak üzere bir istikrarı olur. Yani Doğru. merhamet, önce kendimize merhamet edeceğiz. Allah'ın koyduğu kurallara uyacağız ve Allah'ın merhametini de üzerimizde daha fazla isteyeceğiz. Yani önce kendine merhamet edeceksin. Yani biz zannediyoruz ki filana kızıyoruz. Kendimize merhamet etsek eğer ya da kendimize merhamet bilincine sahip olsak şunu diyeceğiz. Ya beni de yaratan o, onu da yaratan o.
Bana rızık veren de o, ona rızık veren de o. Bana sevme güdüsünü veren o, ona da sevme güdüsünü olan be. Ona sevilme ihtiyacı veren de o, bana da sevilme ihtiyacı. Yani o kadar o merhametle baktığımız zaman birinin bırakın boğazlamayı, bırakın yumruk atmayı, bırakın öfkelenmeyi, bırakın arkasından iftira etmeyi, yalan çevirmeyi, dedikodu yapmayı, saçının teline bile kıyamazsınız. Çünkü onun saçının teline kıyamamak demek, kendine kıyamamak demek aslında. Kendine kıyamadığın için onda da kıyamıyorsun. Çünkü diyorsun ki bende ne varsa Allah beni nasıl yaratmışsa, hangi duygularla yaratmışsa onu da aynı duygularla yaratmış, aynı özelliklerle yaratmış, aynı kalple yaratmış. Ben kendi kalbime bir mektup yazarken, kendi kalbimi okşarken, kendi kalbimi severken, kendi kalbime aldıklarımı severken, başkasının kalbine aldıklarına nasıl kıyabilirim? Doğru Onun kalbine söylüyorsunuz. nasıl kıyabilirim? Dolayısıyla kişinin kendine merhamet etmesi kibirle ilgili bir durum değil. Merhameti deneyimlemesi demek. Merhameti pratiğe çevirmesi demek. Merhamet esması üzerinde düşünebilmesi demek. Merhametle kendi kalbinin kapılarını açmış olması demek. Merhametle kendi kalp kapılarını açan adam, başkalarının açılmakta olan kalbine kıyabilir mi? Kapısını kapatabilir mi? Kıyamaz tabii ki. Hatta başkasının kapalı olan kalbinin açılması için ne yapabilirim diye düşünür. Ya benim kalbimde şu kapı açıldı. Sevgi kapısı açıldı, vera kapısı açıldı, seha kapısı açıldı. Diyelim ki emanet kapısı açıldı. Onun da kalbinin o kapısı açılsın diye düşünür. Yani merhameti yeryüzünden çeksek bambaşka bir şey olur. Peki şöyle Kötülüklerin bir önüne geçemeyiz herhalde, geçeriz. değil mi? Şöyle bir soru sorarak bitirelim sana geçsin. Peki merhamet dünyamızdan çekildi mi, çekilmedi mi? Bu kaçışlarımız merhametin yoksulluğundan mı değil mi, yoksulluğundan değil mi? Bizler bir merhamet yoksulu değil miyiz şu anda? Tabii ki. Bir merhamet yoksunu değil miyiz şu anda? Bu kavgalarımız, çekememezliklerimiz, çocuklarımızı yarıştırmamız, hep önde olma isteğimiz, hep birinci olma isteğimiz, hep başarı tutkumuz, hep bilinir olma tutkumuz, en çok ben sevileyim, en çok ben hürmet göreyim, en çok ben anılayım, her Bakın yeri ben hep biraz sıfırlayayım. önce bencillik değil dedik kendimize merhamet duymamız. Ama şimdi anlattığımızda biraz önceki söylediklerimiz arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bencilliğe doğru ilerledik değil mi hocam? Şimdi kıyamamaktan bahsettiniz ya, insan en çok sevdiğini herhalde kıyamaz. Allah hepimizi seviyor, hiçbirimize kıyamıyor zaten. Ama biz de en çok sevdiklerimizi kıyamıyoruz ama hepimiz birbirimizi sevmemiz gerekiyor aslında. Genel manada baktığımızda. Normalde Emin Hocam söylediğin şey bir temenni, daha doğrusu olması gereken. Evet. Olan o değil. En çok Olan o sevdiklerimize değil kıyıyoruz. tabii ki. Tabii en çok sevdiklerimize kıyıyoruz. Çünkü merhamet kapılarını tam açamadık kapımızda. Önce alkışladılar, sonra öldürdüler diye bir kavram var, Ya. tamam mı? Önce alkışlı, yani önce kendimizi alkışlıyoruz, beğeniyoruz. Başkaları için de bu geçerli. En çok kıymamamız gerekenlere kıyıyoruz. En çok sevdiklerimize kıyıyoruz. En çok sevdiklerimizi öldürüyoruz. Ya. En çok Allah'ın bize vermiş olduğu o merhametin diğer işte alt şemsiyenin alt yapısındaki diğer kırılımları, diğer maddeleri öldürüyoruz. Yani aslında kendimizin katili kendimiziz. Kendi katilimiz oldu, yani kendimizin merhametinin katiliyiz. Kendi Doğru. sevgimizin katiliyiz. Kendi iyilik severliğimizin katiliyiz. Kendimize muhabbetin katili olduğumuz için başkalarını da onu yöneltiyoruz. O zaman işte kalbi tutan değil, kalbi sarsan mektuplar. Kalbi ayağa kaldıran değil, kalbi öldüren mektuplar. O zaman Allah'a kaçış değil, nefse kaçışlar oluyor. Yani bütün mevzu Evet. aslında o merhamet şemsiyesinin altında. Şimdi yavaş yavaş o halde kalbi tutan mektuplar diyelim. Kalbi mektuplar nasıl tutar diye hemen soru işareti geliyor. Aklımıza bu soru geliyor. Bununla başlayalım ama bundan evvel hocam şimdi alımda en uzun ekranda kalan çok da güzel bir programa imza attınız. İyi bak kendine programı. Ama şimdiki ismiyle de en son ismiyle de bilimden insanaydı. Tabii ki kısa bir ara verdiğinizi öğrendim. Ama şimdi yeni bir projemiz var mı? Yine bu alanda bir program yapmayı mı planlıyorsunuz? Aslında biraz muhabbet üzerine bir şeyler düşünüyorum ama henüz o bütün ayaklarını oturtamadım. Muhabbet Demi diye bir şey düşünüyorum. Programın adı da Ay böyle ne de düşün. güzel olur.
Şimdi çayın demi var, kahvenin telvesi var, değil mi? Sözün Tabii. kıvamı var. Peki muhabbetin demi nasıl olmalı? Yani biz aramızda muhabbetin demini damıtamadığımız için, muhabbetin demini kıvamına ulaştıramadığımız için, birbirimizi sevemediğimiz için, aslında herkes birbirini seviyor. Bak ya, ters bir şey söylüyorum gibi anlaşılabilir. Ama şöyle dilde seviyoruz herhalde. Güya seviyor. Birbirimizi sevemediğimiz için muhabbetin demini kuramıyoruz. Bir süre seviyoruz, bir süre sonra sevmemeye başlıyoruz. Oysa muhabbet menfaate dayalı, çıkara dayalı bir şey olmaması gerekir. Değildir tabii. Muhabbet aynı zamanda sohbet demektir, aynı zamanda sevmek demektir, aynı zamanda bütün evren arkadaşlarınla beraber ahenk içinde olmak demektir muhabbet. Yani eğer sen muhabbetliysen kediyi de seversin ama ağacı da seversin. Düşen bir yaprak seni hüzünlendirebilir, ona bir şiir yazabilirsin, onun üzerine bir dize kurabilirsin, onun Evet. üzerinden gözlerin yaşarabilir. O ağaçtan yaprağın düştüğü gibi bir gün sen de sevdiklerinin dalından, gövdesinden Düşebilirsin ya. düşeceksin, toprağa düşeceksin, sırlanacaksın. Senden evvel düşenler var ama sen onları haberlerde seyrediyorsun, homini kırtlak devam ediyorsun, Ya. üzülmüyorsun. Ama bir gün senden de düşecek, sen de düşeceksin. Değil mi? Kayıplarımız Tabii. olmuyor mu? Oluyor hayatta. Hepimizin kaybı oluyor. Vaktiyle bir şeye gitmiştim, Konyalı. Muhtemelen tanırlar. Yani yüzün üzerinde kitap var, Mustafa Özdamar. Benim pek sevdiğim bir büyüğümüzdür. Ona gittim. Böyle hüzünlü hüzünlü oturuyordu. Ona dedim ki, Mustafa abi, neyin var? Bana bir tek cümle söyledi. Yıllardır unutmuyorum. Bu 25 sene falan olmuştur O bu cümle. maşallah. Dedi ki, Uğurcuğum, yaprak döküyorum dedi. Ah. Ya bu söz, Emin Hoca, beni bu söz öyle bir sarstı ki yıllardır hala izi belleğimde, zihnimde kalın duruyor. Yaprak döküyorum dedi. Şimdi hani düşen yaprak hazan filan dedik ya. Ha. Şimdi Sonbaharı hatırlatıyor tabii bu bize de. sonbahar Ve hatırlatıyor ya. kayıplar. Evet. Yaprak döküyoruz. Aslında biz çokça yaprak döküyoruz. Yani ağaçlar sadece sonbaharda yaprak döküyor ama biz Biz her mevsimde yaprak döküyoruz. Dostlarımızı kaybediyoruz, sevdiklerimizi kaybediyoruz, iyi huylarımızı kaybediyoruz, güzel özelliklerimizi kaybediyoruz. Allah'a olan kulluğumuzun işte şeyleri, prensiplerini kaybediyoruz. Hazreti Peygamber'e olan muhabbetimizin kıvamını kaybediyoruz. Birbirimize doğru. olan işte empatiyi kaybediyoruz. Birbirimize yardımseverliği kaybediyoruz. Aa, ne güzel özellikleri saydınız aslında bizde var olan ama niye peki? Bunları niye kaybediyoruz hocam? Sebep ne? İşte doğru bir kulluk çizgisinde olamadığımız için, merhametin Evet. hırkasını giyemediğimiz için, sadece merhamet, sevgi, muhabbet, ilgi, empati, yardımlaşma dilimizde olduğu için böyle. Yaptığımız yardımları bile göstere göstere yapıyoruz. Bir cami yapıyoruz, adımızı astırıyoruz. Bir okulda bir derslik yaptırıyoruz, ismimiz olmazsa yapmıyoruz. Bir Değil mi? hayrat yapıyoruz, oraya da ismimiz yazılıyor, değil mi? Aslında bilmiyorum, isimler yaşasın diye belki düşünülüyor da yazılıyor ama yazılmaması hani iyiliği bir elin verdiğini diğer el bilmeyecekleriz ya. Bu çok önemli aslında. Bir de Emin Hocam, veren sen misin? Değiliz Yani tabii ki. Allah bize veren sen emanet verdi. misin? Allah'ın verdiği emaneti de biz paylaşıyoruz. Bu düşüncede Sen de olan çok az insan var. evet. Sende olmayanı verebilir misin? Bir Veremeyiz şey tabii ki. sendeyse nasıl sende oldu? Yani aslında bütün bu davranışlarımız Allah'la olan kopuşta olduğumuzu gösteriyor. Yani sürekli çevrim içi olamadığımızı gösteriyor. Eğer Ya. Allah ile çevrim içi olabilseydik, bir kopuş yaşamamış olsaydık, verenin ben olmadığımı, Allah'ın benim üzerimden verdiğini ve aslında bu gurur değil, şükür gerektirdiğini, Allah'ım iyi ki bana verme zevki verdin, iyi ki bana verme neşesi verdin, iyi ki bana verecek bir nimeti verdin, benim üzerimden başka kullar da bundan nasiplendiler, şükürler olsun diyebilecek idik. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Ona veririm, buna vermem. Kendi memleketime veririm, kendi hemşerime veririm. Tipi bana uyana veririm, anlayışı bana uyana veririm. Yani vakıflar, dernekler burs verirken bile anlayışı kendine uygun olan birilerini seçiyor. Yani düşünün, değil Kişiye mi? göre muamele diyelim artık. Oluyor. Evet. Allah peki nasıl yapıyor? İnanmayana da rızık vermiyor mu? İnanmayana da ömür vermiyor mu? Rızkımızı Madem vermiyor mu? Veriyor tabii ki. Tabii. Madem biz Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanacaktık, kaçışımız ona olacaktı.
kalbimiz önemliydi, aklımız önemliydi, iman önemliydi. O zaman öyle yapıyor olmalıydık. Öyle yapamıyor. Yani o merhamet hırkasını çıkardığımızdan beri kalbi tutuşturan, kalbi tutan mektuplar değil, kalbi yakan, kül eden, zirzebel eden, dağıtan mektuplar yazmaya başladı. Bu illa oturup bir mektup yazmak anlamında değil. Tabii Benim ki. sana böyle muhabbetle bir bakışım aslında mektuplara sığmayacak kadar bir cümle de içeriyor olabilir. Onun sendeki meali, onun sendeki tevili, onun sendeki tefsiri bir cümleden çok daha uzun cümleler olabilir. Benim Mustafa Özdamar'ın yaprak döküyorum cümlesine verdiğim anlam gibi. Hiç Yani unutamadınız değil mi bu hiç unut. cümleyi? Hiç unut. Hayatınızda önemli bir yere sahip oldu. Belki defalarca bunun üzerine kafa yordunuz. Düşündüm, evet. Neydi acaba dediniz anlatmak istediği? Belki sohbet ettiniz, bir kısmını anladınız. Hayatımızda da hep böyle zaten. İnşallah şu gün, bugün de ve her günde yaptığımız bu vermiş olduğumuz bu bilgiler kişilerde büyük tesirler etsin ve varsa bir uyanışa sebep olsun. Çok istiyorum. Hocam dolu dolu çünkü hem dini yönden, tarih yönünden, edebiyat yönünden yani feyiz almamız gereken önemli isimler var ya onlardan birisi gerçekten. Ve yazılarını mutlaka okuyun. Dün oturdum birçoğunu okudum hocam. Ama biz önceden zaten araştırmamı yapmıştım. Şu başlıkları olsun diye karar verdik. Şimdi hem mektuplar diyeceğiz. Kitabımız da hayırlı olsun tabii ki. Okuru çok olsun inşallah. Ve ardından da kaçış diyeceğiz. Hani nelerden kaçıyoruz daha çok dedik ya, bunun cevaplarını arayacağız. Şimdi hocam, kalbi tutan mektuplar dedik. Sadece bir mektup olmak durumunda değil dediniz aslında. Hani küçücük söylenen sözler bile mektup kıvamındadır belki. O size kocaman satırlar satırlar olur değil mi gibi gelir. Şimdi neden böyle bir isim verdik? Ve mektup deyince de şöyle biz hemen aklımıza çocukluğumuz tabii ki bizim yaşlarda olanlar bilirler muhtemelen. Hep böyle birbirimize yazdığımız mektuplarımız vardı. Hala bence bu yöntem kullanılıyor ama resmi böyle bildirimlerde, tebliğlerde bize mektuplar geliyor sadece. Onun dışında eskiden de sanki o mektuplar. Şimdi tarihten, geçmişten günümüze bir konuşalım mı mektuplarımızı? Olur. Şimdi bildiğiniz gibi telefonlar meşgul çalar ama Evet. mektup meşgul çalmaz. Değil mi? Yani mektup yazıldığı yere er ya da geç ulaşır. Ulaşır, evet. Mektubun tabii kalıcılığı var. Düşünerek yazıyorsun. Güzel cümleler yazıyorsun. Motivasyon yazıyorsun. Aslında mektup biraz kendi düşünceni, ilmi seviyeni, muhabbet eşiğini de anlatan bir şey. Yani yeri gelmişken söyleyebilirim. Tabii İbrahim ki. Hakkı Hazretleri'nin Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eşine yazdığı mektupları bir okusunlar. Kitaplaştı bunlar. Yani orada öyle hitaplar, öyle muhteşem şeyler var ki. Hani padişahlarınkiler falan bilinir biraz yazdıkları şeyler ama İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yani marifetnamenin sahibi olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eşine yazdığı mektuplara bir baksınlar. Tabii biz mektup küçüklüğümüzden kalan bir imge. Evet. Yani işte harmanda dolaşıyoruz, köy yerindeyiz. Yozgat'ın bir işte Kakbaz göçmeni bir köyündenim. Konya yani postacı gelir. Postacının gelişi onun motosikletinin sesinden anlaşılır. Yani bizden evvel tabii hayvanlarla falan yapılıyordu ama bizim çocukluğumuzda motosiklet de gelirdi. O ta alt köyden anlaşılır mektup geldi olur. Ya. Mektubu ev dağıtmaz. Postacı getir gelir muhtarı evine bırakır. Biz o muhtardan o mektubu alıp üzerindeki yazılardan o hanelere götürmeyi çok zevkle yapardık. Yani ve o sırada mektubu alanların sevinmesiyle beraber Nasıl bir heyecan uyandırır insanda değil mi hocam? beraber mektubu gelmeyen ailelerin hüzünlerini görürdüm. Ben yani o mektup dağıtımı sırasında coşkuyla hüznü, sevinçle hicranı bir arada görmüş olurdum. Yani mesela harmanda oturmuşlar, madımak topluyor anneler diyelim ki. Sen mektup dağıtıyorsun. Birine diyorsun ki oğlundan mektup var. Birine diyorsun ki gurbetteki eşinden mektup var. Diğeri de başını kaldırıp bakıyor. 5 tane de oğlu var gurbette. Ona bir mektup gelmemiş. Yani Belki bir sonraki postada gelecek ama şimdi inşallah. herkese gelince mektup o da bekliyor haliyle değil mi? Tabii kalkınmakla yıkılmanın bir arada görüldüğü bir şeydi benim için o. Yani hüzünle coşkuyu bir arada yaşardım. Bir de şöyle düşünün. Evlenmiş, bir hafta sonra askere gitmiş eşi, Ya. henüz tanıyamamış.
Yani bedenleri birbirini tanımışlar ama yani kalbi, aklı, hissedişleri, sevinçleri, yıkılışları, kalkışları yani henüz birbirlerini bile tanımadan Ya. kişiliklerini, kimliklerini, neye sevindiğini, neye üzüldüğünü, hülyalarını, çektiklerini, umduklarını değil mi? Ürküleri hiçbir şeyi bilmeden askere göndermiş. Ondan bir mektup gelecek. O mektubu bekliyor o genç gelin, tamam mı? Şimdi bekliyor da yazan da acaba mektubum ulaştı mı diye. Şimdi haberleşme araçları o kadar yaygın değil, değil mi hocam yani? Telefonu nerede bulacaksınız? Nereden arayacaksınız? Sizde varsa belki karşı tarafta yok. Mümkün değil. Yani birilerini arayıp belki haber yollayacaksınız ne zaman ulaşırsa. İşte o mektup gitti mi acaba tedirginliği bir taraftan? Bir taraftan da acaba bana yazdı mı gelir mi haber diye. Her iki Eğer tarafta da bir meraklı askerse bekleyiş var tabii. askeri susturmanın iki yolu var. Bir tanesi dağıtım dinle, bir tanesi posta. Ya. Posta diye birisi bağırdığında askerlerin hepsi susar. Kime mektup geldi diye onlar da oradan bakarlar. Yani o mektubun cevabı geldi mi? Fakat bizim Anadolu'muzda eşine hitap etmek, eşine bir şey söylemek, eğer aile beraber yaşıyorsa kültürel açıdan mümkün olmadığından şimdi adam mektup yazmış askerden. Babasına selam ediyor, ellerinden öpüyor, annesine, kardeşlerine, ahırdaki sarı öküze, ondan sonra işte kırata, yeni doğan kuzulara, koyunlara Evet. filan bir şey söylüyor. Ama eşine bir şey söyleyemiyor. Bir de böyle hicranlar var. Ya. Demiş ki asker, ben mektup gidince mektup yazacağım ama bunların içerisinde sen kendini bulamayabilirsin. Eğer mektubun altında 3 nokta varsa bu 3 nokta benim sana söyleyemeyip de söylediklerim demiş. Ya cümlenin devamı var çünkü. Tabii. En altta 3 nokta var. O 3 nokta yavuklusuna yazdığı, yani eşine yazdığı Ama bakar nokta. mısınız ne Yoksa yazamaz. kadar edepli değil mi mektuplar bile? Mahremiyet içeriyor tabii. Ya Ya şimdi çok. babasının gözü önünde eşine seni özledim, seni öpüyorum, seni hayal ediyorum. Aklından çıkmıyorsun. Nereye baksam sen varsın. Nasıl desin yani? Ya. Değil mi? Çünkü o bir mahremiyet de içeriyor. Yani kalbe Tabii. ait bir şey, daha özel bir şey. O üç nokta, buna şöyle diyebiliriz. Üç noktanın sonsuzluğu. O üç noktada Büyük öneme sahip. Doğru söylüyorsunuz hocam. tabii. Üç noktanın sonsuzluğudur bu. O üç nokta içerisinde o gelin, o hanımefendi bütün rüyalarını o üç noktaya sığdırabilir. Bütün hülyalarını o üç noktaya sığdırabilir. Bütün özlemlerini sığdırabilir. Bütün firkatinin yangınını, ayrılığı yangınını sığdırabilir. Gönderen de o üç noktaya sonsuzluğu sığdırabilir. Bu bizim muhayyilemizin, düşüncemizin, sevdiğimizi ne kadar geniş sevebildiğimizi ifade edebilmenin ve anlayabilmenin de bir yönü aslında. Üç nokta. O üç Evet. nokta o kadar kıymetlidir ki, inanılmaz kıymetlidir. Şimdi bir böyle mektuplar var. Asker mektupları var, gurbet mektupları Ya var, tabii. annenin babana yazdığı mektup var. Mesela babam bana askerdeyken bir mektup göndermişti. Yani Çokça'da, Isparta'da Eminim mektubu çokça açtım. yazmışsınızdır, değil mi hocam mektup? Çok severim tabii arkadaşlarıma vesaire çokça yazdım. Hatta şimdilerde bilmiyorum da uzun bir aralıktan sonra bir arkadaşıma gitmiştim. Bana böyle işlemeli bir kutu verdi. Bunu evde aç dedi. Şaşırdım ne olduğunu. Gelip açıp bakmıştım ki onları böyle iple bağlamış kutunun içerisine koymadan evvel. Benim ona Evet. gönderdiğim mektupların tümünü saklamış. Saklamış. Ay ne güzel. Saklamış ve benim işte bir doğum günüm bir şeydi işte herhalde sevmiştim bir şeyimiz. Onları geri ver. Ya kendi yazdığım mektuplara baktım. Kendi yazdıklarıma şaşırdım. Yani hani nasıl yazabilmişim filan gibi de. Çünkü her anın bir duygu Su kısmeti farklı oluyor. çünkü tabii. Tabii kısmeti oluyor. Zamanın, vaktin kıymeti var. Kısmeti de var. Yani o zaman o duyguyla yazdığın cümleyi şimdi bu zaman yazamazsın. Yani tekrar olur. Hayata tekrar diye bir şey yok. An be an, dem be dem hayatın canlılığı ve yeniliği var. Doğru. Yani biz bu programı bir hafta sonra yapsaydık başka olurdu. Bir hafta önce yapsaydık başka Başka olurdu. Hatta olurdu. sıra Her olabilirdi. zamanın şeyi, keyfi, değil mi? Lezzeti farklı oluyor çünkü. Tabii kısmeti var. Şimdi o mektupları verdi. Çok keyiflenmiştim. Asker mektupları dedik. Arkadaş mektupları. O mektuplarda bildiğini de yazıyorsun. Ondan haberler oluyor.
Bir Şimdi birazcık hocam da hem haberler oluyor hem sırlar oluyor arkadaş mektuplarında. Ne kadar önemli. Yani önemli bir haberleşme aracı çünkü mektup. Gerçekten yani böyle kaybolan mektuplar da vardır eminim de. Şimdi birazcık eskiye gitmek istiyorum. Eskiden böyle padişahlara, sultanlara falan ulaşan mektuplar tabii daha önemli değil mi? Ne kadar ulaklarla gider. Belki de böyle önemli bir saygıyla, belki de törenle teslim edilir. Çok da önemliydi bunlar değil mi hocam? Biraz da bu ayakta kısmını konuşalım. karşılanır. Tabii ayakta karşılanır. Ayakta verir. Mesela peygamber mektupları var. Önce onu Evet. söylememiz gerekir. Yani Oradan peygamber başlayalım. Buyurun. mektupları, tebliğ mektupları, Hazreti Peygamber'in tebliğ mektupları var. Ha. O tebliğ mektuplarında ifadeleri de çok enteresandır. Hazreti Peygamber'in peygamber olmasına rağmen böyle üstten bakan yaptırımcı bir şey yoktur. Allah'ın kulu ve peygamberi olan Muhammed'den mukavkısa diyor, tamam mı? Yani sonunda da öyle diyelim ki. Yani ben peygamberim, döverim değil. Yani başka, yani dil çok önemli bir şey. Biz onu Hazreti Peygamber'in mektuplarında görürüz. Evet. Bir de Name-i Hümayun dediğimiz, yani sultanların mektupları var. Onlar belli şekilde dürülür, belli şekilde yazılır ve ayakta karşılanır, ayakta takdim edilir. Peygamber mektupları gibi Ferman gibi öpülür. sanki değil mi Tabii hocam? alnına konulur ve öyle verilir. Fakat bu mektupları taşıyanlara Osmanlı'da Tatarlar denir. Bu Tatar kavramı üzerinde düşünmek gerekir. Ben Hocam geçenlerde bir çok konuda özür anlattım. dileyerek cümlemize virgülümüzü koyalım. Şimdi o mektupları ulaştıranlara Tatar denir dedik. Şimdi bunu açıklayacağız ama kısa bir aramız olacak efendim. Reklamlar sonrasında inşallah bu güzel sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne de güzel sohbetimiz vardı efendim. TV programcısı, gazeteci, yazar Sayın Uğur Can Bolat hocamız bizimle birlikte. Kalbi tutan mektuplar diyoruz efendim. Mektuplarda eskiden tarihte hani ulaklar demiştik. Bunlara Tatar dendiğini ve önemli olduğunu söyledi. Buradan devam edeceğiz ama öncesinde günün güzel sözünü paylaşalım. Okuyorum ben direkt sevgili yönetmenim. Direkt okuyorum. Peki. Kapımın eşiğinden atılan mektuplarının üzerinden atlıyorum her gün demiş efendim. Açmıyorum, okumuyorum, daha fazla özleyeyim diye demiş. Tabii ki Franz Kafka söylemiş efendim. Kapımın eşiğinden atılan mektupların üzerinden atlıyorum ki açmıyorum da okumuyorum da daha çok özleyeyim diye. Var mı böyle açmadığınız, okumadığınız mektup? Hani bir hışımla açarız çünkü merak ediyoruz. Belki aylardır beklediğimiz mektuplar da onlar değil mi hocam? Yani açarız ama şöyle yaptığımızda olmuştur. Belki çoğumuzda da olmuştur. Mektubu açmadan evvel biraz böyle hani zarfı elimize alırız, eviririz, çeviririz, dokunuruz, okşarız, biraz severiz, bazen burnumuza götürürüz. Ne kadar hasret kokuyor, ayrılığın yangını ne kadar var içinde deriz. Özenle açarız. İşte o Name-i Hümayunların açıldığı gibi. Çünkü o mektup sana yeni bir şey söyleyecek. Sana daha evvel hissetmediğin bir şeyi hissettirecek. Ya da unuttuğun bir duyguyu yeniden alevlendirecek. Bir şey söyleyecek sana. Yani o mektubu aldıktan sonraki Emine ile almadan önceki Emine bir olmayacak. Aldıktan önceki Uğur'la almadan önceki bir olmayacak. O Tabii. mektup sende bir şey meydana getirecek. Kahır mektubuysa acını derinleştirecek. Muhabbet mektubuysa coşkunu harlayacak. Yani bir şey yapacak sende. Dolayısıyla o mektup biraz böyle çok da harala gürele açılmaz aslında. Nezaketli olmak gerekiyor. Şimdi kahır mektubu dediniz. Kahır mektubu diye de bir güzel hani mektup üzerine yazılan çok şarkımız var tabii. İlk benim arada aklıma geliveren kahır mektuplarını ne yapacağız hocam dedim. Tabii Ya. ki. Hani mektuplar böyle olmasın. İlla ki olmuştur, yazılmıştır Olmaz. da. Şimdi bu mektupların yerini mesajlarımız aldı ama hiç de keyif vermiyor bence insanlara. Hocam şimdi tekrar dönüyorum Tatar bölümüne. Allah. Buyurun. Senin söylediğine bir cümle ilave ederek söyleyeyim. Buyurun. Mektuplarla ilgili. Mektuplarımız, yani şu anda iletiler yapıyoruz ama sözlerimiz çoğaldı, kelimelerimiz azaldı. Merhaba yerine üç harf kullanıyoruz. Selam yerine üç harf kullanıyoruz. Seleme kullanıyoruz. Yani söz israfı etmeyelim derken hayatımızı israf etmekten kaçınmıyoruz.
hayatımızı yanlış yerlerde israf ederken kelime şeyine gidiyoruz değil mi? Yani israf etmeyelim diye tasarrufuna gidiyoruz kısa Doğru. kısa anlamda. Şimdi kelimeleri kısaltarak yazıyoruz. Aslında kelimeler çoğaldı ama anlamlarını bir o kadar da yitirmeye başladı, değil mi hocam? Tabii besili kelimelere sahip olmamız lazım. Yani bana özel ve sana özel diyebileceğimiz kelimelerimiz olmalı, cümlelerimiz olmalı. Yani içi dolu dolu olmalı. Ne anlama geldiğini biliyor olmak lazım. Çünkü aynı anlama gelen ama nüanslar barındıran kelimeler var. O öyle olduğu zaman yerine oturuyor. Şimdi o da bir başka bahis mevzusu, bahis tabii. Bu Tatarlar, Emin Hocam, çok çile insanlar, atıyla bütünleşmiş insanlar, 45 yaşına kadar evlenmiyorlar. Sadece Name-i Hümayun'u yani Sultan mektubunu taşıyorlar. Bu mektubu hayatlarından daha kıymetli biliyorlar. Güvenli yollardan gidiyorlar. Tabiatla müthiş bir bağları var. Yani atın üzerinde dört nala götürüyor. Genellikle de atların üzerinde biliyorsunuz pelerin kullanırlar şeyler. Evet. Koşuyorlar yani atlar. O pelerin at koşarken havalandığı için at sanki üzerinde bir yük taşımıyor gibi koşar. Yani o rüzgar ata üzerindeki yükü Hafif yüklemeden gitmek anlamına hafifletiyor. geliyor. Hafifletiyor. Dolayısıyla öyle gider ama o mektupla o kadar bağlantılıdır ki. Yani mesela o yolun güvenliğini bilir. Daha evvel diyelim ki orada bir duman yoksa oradan bir dumanın çıkması ona bir anlam ifade eder. Kuşların aniden kalkması bir anlam ifade eder. Orada bir tuzak kurulup kurulmadığını anlar. Önüne bir işte ip çekildi mi bir şey oldu mu yani Tatar atlatıyla beraber menziline doğru dört nala gider ama aynı zamanda gözü, kulağı, dikkati çevrededir ve tabiatta uyum halindedir. Yani mesela o geçtiği yöredeki toprağa oraya ait olmayan bir sesi anlar. Yani başka bir hışırtıyı anlar. Başka bir sesi anlar. Onun için şey denir biliyorsunuz. Köroğlu'yum, dağda gezerim. Esen rüzgardan hile sezerim demiş. Yani bu paranoyaklıkla ilgili değil. Götüreceği nameye mani olmak üzere karşıt güçlerin, düşman güçlerin kendisine kurabilmiş olma ihtimali olan bir tuzağın hilesini sezerim. Esen rüzgar onu ona getirir. Bizim saçımızı sadece dalgalandırırken o rüzgar Tatar için bir hilenin ipucunu veriyor olabilir. Bir de Özel tabii yetiştirilmişler diyebilir miyiz hocam onlar için? Tabii elbette. Ve bir de öyle yapmışlar ki diyelim ki İstanbul'dan Dersaadet'ten kalkacak Bağdat'a kadar gidecek. Bir at koşumu kadar durmadan olan yere bir menzil yapmış atalarımız. Ondan sonrasına bir menzil yapmış, ondan sonrasına bir menzil yapmış. Yani eğer İstanbul'dan Bağdat'a kadar 5 menzil, 6 menzil varsa o atın durmadan koşabileceği mesafeye göre ayarlanmış. Kervansaray oraya yapılmış. O kervansaraya giriyor. Zaten atta bütünleşmiş tozda topraktan hemen banyoya alıyorlar. Üstünü başını değiştiriyorlar. Hemen yemeğini yiyor. Az biraz dinledikten sonra yeni bir atla kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi o hanların kervansaraydan da şöyle bir özelliği var. Kervansarayın yöneticisi Hancıbaşı o bölgenin istihbarat müdürü. Tatar'a oradaki yeni gelişmeleri anlatır. Burada beklenmeyen şöyle şöyle oldu, şu kıyafette adamlar zuhur etti, filan köyde böyle oldu bilmem ne. O şehir halının içerisinde tüccar kıyafeti giymiş ama tüccar olmayan adamı anlayacak. İlmiye kisvesi giymiş ama ilim sahibi olup olmadığını anlayacak Tatar bir insan sarrafıdır ve istihbaratçıdır. Yani o 5 menzile uğrayarak namesini götürür Tatar, geri de döner. Ama o sırada onlardan aldığı istihbaratları da gelip merkeze iletir. Yani sadece bir mektup taşıma Değil. da değil aynı zamanda. Tabii. Şimdi mesela düşünün ki o kervansaraya o yörenin kıyafetlerini giymiş ve tüccar olduğunu söylüyor. Kervansarayın yöneticisi Hancıbaşı adamın yüzünden, mimiğinden, kullandığı kelimelerden, parmağından, kaşığı tutuşundan, çorbayı içişinden onun o mesleğe ait olup olmadığını anlamalı. Yani ben tüccarım diyorsa tüccar değilse bağırır ona göre. Bu tüccarın kalem tutuşu değil, bu tüccarın kaşık tutuşu değil, bunu bilir. Kıyafeti böyle giymez, böyle bağdaş kurmaz, böyle bakmaz. Yani bunların hepsini bilir çünkü eğer orada başka güçler gelip istihbarat yapıyorlarsa elbette o yörenin kıyafetini giyecekler ve ben ilmiye sınıfındanım diyecek. Ben işte tüccarım diyecek, ben çiftçiyim diyecek.
Ama eli nasırlı olmayan pamuk gibi bir elle bir adam ben çiftçiyim diyorsa bunu hancıbaşının anlaması ve kendisine gelen Tatar'a söylemesi lazım. Tatarlar hancıbaşının yöneticisi, yani mektup ne kadar önemli bak şeyde, Evet. ve yanlış yaptığı zaman hanın kapısında onu sallandırmaya yetkili. O kadar önemli bir şey istihbarat zaafının ülkeye vereceği şey. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da patlamayı düşünün. Evet. İstihbarat yani ne kadar ebed müddet mevzusu açısından önemli. Dolayısıyla böyle mektuplar var. Bir de tabii insanı sevdiğine yazdığı mektuplar var. Mesela hocaların eğitim için meşayihın, alimlerin, ulemanın, medrese ehlinin talebelerine, mürşitlerin taliplerine, dervişlerine yazdıkları Mektuplar. mektuplar var. Mesela en meşhur olan İmam Rabbani'nin mektubu var, Bediüzzaman'ın işte mektubatı var, başka şeyhlerin, pirlerin mektupları var. Mektup aynı zamanda bir eğitim aracı da. Fakat benim gibi kalbi tutan mektupları yazan garibanlar ise kendi sevdiklerine, rüzgarlarına, hani ilim ve feyiz aldıklarını düşündükleri de söyleyemedikleri var. Tamam mı? Yani büyüyle söyleyemezsin. Yani hocana onları söyleyemezsin. Onları da o kendi mahreminde, kendi özelinde, işte kendi kendine mektuplarla, yani kendine yazdığın mektuplar aslında bir ona yazıyorsun ama o onları görmüyor. Yani ona mektup yazmıyorsun. Bir de böyle mektuplar. Peki hocam kalbi Bir kaçışın mektubu yani aslında. Yani yüzüne söyleyemediklerini yazmak, yüzüne söylemekten kaçıp onu yazıya dökmek anlamına geliyor. Yani kelam emanetini, yani aslında içinde bir kelam var, içinde bir söz var Emin Hocam. Bu kelamı dışarıya çıkarman lazım. Bu emaneti kaydetmen lazım. Bu emaneti söyleyemiyorsan yaş ve edep itibariyle, pozisyon itibariyle onu doğru biçimde mektuba yansıtmak lazım. Ayrıca da tabii bu söz emaneti ahlak-ı hamidenin, ahlak-ı hasenenin, güzel ahlakın, erdemli olmanın, yüksek erdemler bilince ulaşmış olanların önemli şeyidir, önemli bir emanetidir, söz emanetidir. Vahiy de bir söz emanetidir. Evet. Vahiy, Cenab-ı Allah'ın Peygamber Efendimiz'e emanet ettiği söz emanetini kullarına söylemesi demektir. Allah'tan aldığı kelam emanetini, söz emanetini hiçbir peygamber ne bir virgül ilave edebilir, ne bir harf eksiltebilir. Allah'tan gelen o söz emanetini, kelam emanetini birebir Allah'ın kullarına söylemek zorundadır. Üstelik kendisini içine katmadan söylemek zorundadır. Evet. O getirdiği kelam emaneti sadece bir postacılık değildir. Aynı zamanda onunla amel etmek zorundadır. Yani peygamberler, peygamberan aleyhisselam Allah'tan aldığı kelam emanetini insanlara duyurmaktadır. Ama o kelam emanetinin yükünü ilk kez omuzlarına alan ve onu sonsuza kadar taşıyan demektir aynı zamanda. Yani sadece söyleyen değil. Şimdi Ağırda bir yük, evet. böyle baktığımız zaman kelam emanetinin ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıkar. Bir de şöyle düşünün. Hani bu kutsallıktan çıkartarak konuşalım. Benim sana bir gönlüm var. Yani sana karşı bir duygum var. Sana karşı bir hürmetim var. Sana karşı bir saygım var. Hangi tür bir ilişkiyse. Bunu söze dökmek emaneti de emanettir de bir zaman. Yani bunu ifade etmek mimikle, sözle, işte bakışla, bazen yazarak ifade etmek de bir kelam emanetidir. Alimlerin kendilerine ilim yoluyla aldıkları kelam emanetini doğru biçimde anlatmaya Kur'an-ı Kerim cehd diyor, Evet. gayret. Aldıkları söz emanetini bozarak anlatanlara da cahd diyor. Yani sözü imar için kullanmak cehd, sözü tahrip için kullanmaya cahd Cahit. deniyor. Yani Kur'an tabiriyle yani anlam kayması yaptırıyorsun. Tahrif ederek söylüyorsun. Başka bir anlam yüklüyorsun. Birincil anlamı arkaya çekiyorsun. Arkadaki anlamı öne çekiyorsun. Ya. O kavramı artık başka türlü anlamalarına sebep oluyorsun. Yani kelam emanetini ehilleri bu kelam emanetini bir cihat gibi cehd gayretiyle asla yerinden oynatmadan
bütün besile haliyle, bütün içeriğiyle en ufak bir kayba uğratmadan doğru biçimde teslim ederler. Bu ahlak-ı hamidenin, ahlak-ı hasenenin bir özelliğidir, sahiplerin bir özelliğidir. Doğruymuş gibi görünen yanlış adamların, alimlerin, meşayıkların, çünkü her tipten var bu Ya. cahil sahibi. Onlar ise doğru sözü doğruymuş gibi ama yanlışlayarak söylerler. Biz de genellikle bunlara kapılırız. Bu da bizim İnanırız. Ya. yanlış gitmemizi sağlar, yanlış yere kaçmamızı sağlar, doğru yere kaçışlarımızı engeller. Bir süre sonra fark ettiğimizde doğru gibi anlatılan yanlışlardan Peygamberimizin anlattığı, Kur'an'ın anlattığı dost doğru anlatılan yere kaçmamız lazım. Yani doğruymuş gibi anlatılanlardan gerçek doğruya, hakikatmiş Ulaşmak gibi gerekiyor olanlardan tabii önce. gerçek Evet. hakikate ulaşmak, kaçmak gerekiyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi rüzgardan bahsettiniz hocam. Tabii ki bu verilen emanetlere sadık olmak da önemli. Biraz evvel ulaklardan örnek verdik. Ne kadar güzel değil mi? Bize verilen emanet neyse, sır olabilir, işte herhangi bir meta olabilir, emanet verilmiş olabilir, sevgisi olabilir, duygusu olabilir vesaire, her şey olabilir. Peki, bir Ama dakika. buna sadık kalmak, işte onu sır diyoruz adı üstünde ya, onu tutabilmek değil mi? Peki, Bazen iman emanetini nereye koyacağız? ya. Mesela insanın en büyük emaneti nedir sorusunu sormayacak mıyız mesela kendi kendimize? Söz emaneten bahsediyoruz. Evvela söz vardı diyoruz. Bir de denir ki mesela büyükler derler ki ağaçlar kökünden insan kulağından beslenir. Doğru söylüyorsunuz. Ağaçlar kök. Bugünün sözü olsun efendim bu. Eyvah. Ağaçlar Çünkü kökünden, insan kulağından. Duyduklarımızla çünkü. Tabii. vahiy de önce kulağımıza geldi. Bize yazılı olarak verilmedi. Ninniler kulağımıza söylendi. Bize yazılı olarak söylenmedi. Türküler kulağımıza okundu. Bize sözlü olarak söylenmedi. Doğru. Sevgiler önce yazılı olarak verilmedi bize. Bakışlarla gözümüze ve oradan kalbimize emanet edildi. Yani dolayısıyla hani o buradan bakarsak insanın en büyük emaneti nedir? İman emanetidir. İman emaneti. Tabii. Yani yangına ilk kurtarılacak nedir? Yani şeytanın çıkardığı yangında, nefsinin çıkardığı yangında, cahd eden yanlış alimlerin, müfsit alimlerin çıkardıkları yangınlarda ilk kurtaracağımız nedir? Bize Allah'ın emanet ettiği, Kur'an'la, kelamla emanet ettiği iman emanetidir. Ya. İman emanetimizin farkına varmadığımız sürece, söz emanetinin de mektubunda, kalbinde aslında farkına varmadığımızı anlamalıyız. İman emaneti çok kıymetli bir şey. İslamiyet emaneti çok önemli bir şey. İslamiyet nedir derlerse ne diyeceğiz mesela? İslamiyet en büyük insanlıktır. İslamiyete sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır. İnsanlığa sahip çıkarsak İslamiyetimize, dolayısıyla imanımıza sahip çıkmış oluruz. Yani o kaçışlarımız İmanı korumak için olmalı. İhsanı kaçma. Mesela Cenab-ı Allah Zariyat suresinde diyor ki Fefirru ila Allah diyor mesela. Allah'a kaçın. Allah'a koşun. Biz nereye koşuyoruz? Hocam. Allah'a koşun derken biz Allah'tan nefse koşuyoruz. Ya. Haşa. Şimdi hepimiz bir şeylerden kaçıyoruz dedik program başında. Nelerden kaçıyoruz daha çok? Kendimizden mi kaçıyoruz? Etrafımızdan mı kaçıyoruz? Artık sessiz bir yere gidiyoruz. Neden kaçıyoruz? Bunların hepsinden. İşte yazınızı okuduğumda demişsiniz ki ifadede. İşte yürüyüşe çıkmış bir kişi, spor yapan bir kişi, efendim yazan bir kişi, söyleyen bir kişi, belki kendi başına kalmak isteyen bir kişi mutlaka bir şeylerden kaçıyordur demişsiniz. Neden kaçıyoruz ve harbiden nereye kaçıyoruz? Yani bazen söz kalabalığından kaçarız, bazen insan kabalığından kaçarız. Evet. Çünkü insanı en çok rencide eden şey kabalıktır. Kabalık. Mesela şöyle çevirirler, ben bunu doğru bulmuyorum. Mesela cahillik nedir diye sorduğumuzda bilgisizliktir derler. Cahillik bilgisizlik demek değildir. Cahillik kabalık demektir. Yani Doğru çok bildiği halde, söylüyorsunuz. ilim sahibi olduğu halde, profesör olduğu halde, şurada şu, burada bu olduğu halde Nasıl cahil, davranması gerektiğini bilmeyendir. kabalık. Yani Ebu Cehil bilgisiz bir adam değildi. Yani cehlin babası, cehaletin babası diye tanımlanan
Asr-ı Saadet'teki Ebu Cehil bilgisizliğin babası değildi. Yani bildiğimiz anlamda bilgisiz değildi. Mekke'nin en bilgilerinden biriydi. En akıllarından biriydi. Velid bin Mughire de öyleydi. Başkaları, onlar bilgiliydiler ama İslamiyet'e ve Allah'ın gönderdiği kelam emanetine, iman emanetine, peygamber emanetine kaba davrandılar. Kabalık yaptılar. Kabalık cehalet demektir. Yani cehaletten kaçacağız. Yani kabalıktan kaçacağız. Evet. Bizimle aynı düşünmese bile nezaket gösterdiğimiz zaman başka olur. Eskiden toplum 3 katmanla tarif edilirdi Emin Neydi Hocam. hocam? 3 katman olurdu. Ülema, urefa ve zürefa derlerdi. Ülema bilginler, alimler. Urefa bilgiyi hal haline getiren, yaşam haline getiren arifler. Bilgiyi kalbine ve aklına indiren ve bilgeleşen hayata tatbik eden kişiler, bilgeler, arifler, ürefa. Bir de zürefalar varmış. Onlar da toplumun zarifleri. Gerçek bilgeleri, yani kabalıktan arınmış, zerafet kesbetmiş, zarif olmuş. Herkesi, her şeyi yerli yerinde gören incelikli bir adamlara zerafet denir. İşte bu şeyin şarkısında da geçer biliyorsunuz Barış Manço'nun. Zürafanın düşkünü beyaz Beyaz giyer giyer kış kış günü. Doğru. günü. Onu zürafa zannediyoruz çoğumuz. Zürafa değil. Zürafa, zarifler, inceler. Ya Ya. toplumun bir inceler, bir kibarlar tabakası vardı. Bu tabaka ne kadar kaldı bilmiyoruz. Biz onlardan Çoğalsın inşallah hocam. Bunun için inşallah eğitimler verilsin. Keşke. biz zariflerden nasıl kaçacağımızı öğreniriz. Nelerden kaçacağımızı öğreniriz. Nereye kaçacağımızı öğreniriz. Ve nasıl kaçacağımızı öğreniriz. Bize zarifler bunu öğretir. Yani bunu da zerafetle yapmak lazım. Kederden kaçarız, tasladan kaçarız, üzülmekten kaçarız, saygı görmemekten kaçarız, değer bulamamaktan kaçarız, sevilmemekten kaçarız, işe yaramamaktan kaçarız, değil mi? Her şeyden kaçarız. Peki hocam, her Anlatacak. şeyden kaçıyoruz da. Şimdi sevilmemekten dediniz, işe yaramamaktan dediniz. İşte özellikle sevilmemek kısmını alıyorum. Yani biz bunları ne kadar karşı tarafa ya da çevreye uygulayabiliyoruz? Bu kısmı da önemli bence. Atlanıyor. Hep istiyoruz yani bir şeylerden beğenmediğimiz için kaçıyoruz. Ama biz o beğenmediğimiz şeyleri ne kadar doğru olanını uygulayabiliyoruz peki? Evet. Ya tabii çok çok kusurlarımız var, iniş çıkışlarımız var. Evet. Mesela sevilmemekten kaçıyoruz, sevilmek istiyoruz ama maalesef çoğu defa kaçışlarımız yanlış yerde noktalanıyor. Ben çok arkadaşımdan duydum. Eşiyle geçiremedi, adam psikopatın teki çıktı, yapmadığı zulümler bırakmadı, etmedi, zor canını kurtardı. Aradan 3-5 sene geçiyor, birine aşık oluyor. O da psikopat çıkıyor kardeşim. İşte. Yani bir yerden kaçtı. Ama Başka bir yerde tutuldu yine. kaçtığı ile aynı oldu. Çünkü Cenab-ı Allah'ın esmaları üzerinden, kendilik bilinci üzerinden daha evvel yaşadığı ilişkideki sorunları gerçek sorular haline getirerek çözümlemediği için tekrar eden bir patern haline geldi. Kaçtıkça aynı yere kaçtık. Kaçtıkça aynı yere kaçtık. Şeytandan kaçıyoruz zannettik. Şu andaki bizim işte İslam aleminin hali. Hep şeytana kaçtık. Yine aynı şeyi yapıyoruz yani dönüp dolaşıp. Evet, Allah'a kaçıyoruz, koşuyoruz dedik. Fefiru ile Allah dedik. Ama yanlış inançlar, şirk inançları oluşturduğumuz için Allah'a kaçıyoruz derken Allah'ın kaçmamızı istediği yerlere kaçtık. Maalesef. Doğru Yani çok söylüyorsunuz. çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir şey. Mesela bir de şey var. Feeyne teshev şey var. Fefirru ilallah var. Allah'a kaçınız. Zariyat suresinde. Feeyne teshevun. Nereye kaçıyorsunuz var. Tekvir suresinde işte 26. ayet onlara baksınlar. Bir de şey var mesela. Hazel Kur'an'ı mehcura diye bir ayet var. İlahiyatçılara bağışlasın yanlış telaffuz ediyorsam. O da galiba şeydeydi. Sure olarak Kasas suresindeydi. Peygamber bizi kaçışımızdan dolayı Allah'a karşı suçlayacak mahkemede savcı gibi. Diyecek ki Allah'ım bunlar ümmeti bizi göstererek inşallah onlardan olmayız. Bunlar Kur'an'dan kaçtılar.
Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Onu yalnız bıraktılar. Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an terk edilen oldu. Ama Kur'an'a koşar gibi yaparak yaptılar bunu. Değil mi? Hepimiz Kur'an okuyoruz, Ah, ezberliyoruz, hatimler ya yapıyoruz falan doğru. filan. Yani şeytana kaçıyoruz diye kaçmıyoruz. Hazel Kur'an'ı mehcura ayeti incelesinler. Biz acaba Kur'an'a kaçmamız gerekirken, fefiru ilallah yapmamız gerekirken Allah'a mı koştuk ve Kur'an'ı mı yalnız bıraktık? Kaçışlarımız nereye? Nereye kaçtık? Bize tabii hurafeler, yanlışlar Çok öğretildiğinde, öğretildi. Kur'an diye Kur'an dışı şeyler öğretildiğinde, maalesef tam da bilgi sahibi değilsek, ürefa değilsek, zürefa değilsek, o zaman Kur'an'a koşuyoruz diye Kur'an'dan koşmuşuz. Yani bunu çözümlemek lazım. Kaçışlar akla gelince Hocam iyi bugünkü program. düşünmek lazım. Nerede ne yanlış yaptık, hata yaptık. Şöyle bir check etmemiz gerekiyor. Gerçekten hepimiz için geçerli bu hayatlarımızı. Doğru ne, eğri ne? Biz bu ikisinin arasında mıyız, ne taraftayız? Bunu iyi bir değerlendirmek gerekiyor. Sona gelmişiz. Son Son bir cümle olarak söyleyeyim o zaman. tabii ki neler Kelam söylemek emaneti istersiniz? deyince, kelam emaneti deyince, kelamullah olan Kur'an emanetini düşünelim. Ve bu Kur'an emanetini, kelam olan Kur'an emanetini, hak kelamı olan, kelamullah olan Kur'an emanetini kalbimize emanet bilinciyle teslim edebildik mi? Aklımıza teslim edebildik mi bu kelamullah olan Kur'an-ı Kerim'i? Bunu düşünelim, sorgulayalım derim son söz olarak. İnşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel, keyifli bir söyleşi oldu, sohbet oldu. Ağzınıza, yüreğinize sağlık inşallah ve kaleminize sağlık. Ne de güzel Eyvallah. yazmış hocam. Her alanda bence yazılarını mutlaka takip etmeye başlayın ve kalbi tutan mektupları da mutlaka edinin ve okuyun istiyoruz. Günün tavsiyesi olsun inşallah. Teşekkürler hocam bir kez daha. Hayırlı günler diliyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz yine sona geldik. Sözümüz sağlığa diyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki varsınız. Bizleri yalnız bırakmadınız. Yine yarın inşallah diyelim. Rabbim nasip ederse onda yeniden görüşelim ve buluşalım istiyoruz efendim. Şimdi güzel bir köşemiz karşınızda. Hoşça kalın. Kültür sanat köşemizden herkese merhabalar. Bu güzel köşemizde güzel güzel farklı atölyeleri gezmeye devam ediyoruz. Ama biz en son nereye gitmiştik efendim? Mor Sanat Tasarım Atölyesi'ndeydik ve yine aynı adresteyiz. Ve Selma hocamla birlikte özellikle makrome ile ilgili çok fazla ilgi var çünkü bu alana. Makrome ile ilgili önceki bölümümüzde düğümleme tekniklerini göstermiştik. Pek çok tekniği var ama bir o kadar zevkli ve öğrendiğiniz zaman bir o kadar da kolaylaşan çalışmalar. Bugün ise farklı bir çalışmayla karşınızda olacağız inşallah. Çok güzel makrome köşeleri yapmış ama sadece makrome yapılmıyor tabii ki bu atölyede. Ahşap tasarımdan tutun da takı tasarıma kadar, rölyef çalışmalara kadar pek çok alanda çalışmalara imza atıyor. Aynı zamanda kurs da vermeye devam ediyor. Merak edenler, bu işi ben de öğrenmek istiyorum diyenler bu güzel atölyemize uğrayabilirler diyoruz. Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyiyim, sizler de iyiyim. Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sanat olunca biz böyle kendimizden geçiyoruz. Çok güzel çalışmalar. Her birinde öğrenmek istiyoruz. Tabii her şeyi öğrenmek mümkün olmayabilir. İlgi alanınız neredeyse, el beceriniz neredeyse onları öğrenebilirsiniz. Şimdi önceki bölümümüzde makrome düğümleme tekniklerini öğrendik. Bu bölümde de çok güzel kavanozları nasıl süsleyebiliriz öğreneceğiz. Neler yapıyoruz? Bir anlatalım bir kez daha. Neler kullanıyoruz makromede? Mesela bunlar evimizdeki bildiğimiz konserve evet. kavanozlarımız. İşte çikolata, krema kavanozları. Geri dönüşüm. Evet, geri dönüşümdür. Evet. Geri dönüşüme de atabiliriz. Çöp değildir. Asla çöpe atmayalım. Bu arada sosyal bir mesaj da vermiş olalım. Kesinlikle. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Sadece küçük boylar ya da konserve kavanozları değildir. Yağ şişeleri, normal diğer farklı içecek şişelerinden tutun da sepetlere, yoğurt kaplarından kendinize havlu sepetlikleri her şey yapabilirsiniz. Her şey. Alan çok geniştir. Şimdi hocamın bir özelliği var. Bilgilerini
gelen herkesle, kursiyeri olsun ya da olmasın, herkesle detaylı bir şekilde anlatmayı çok seviyor. Ben de bu yönünü çok seviyorum. Çünkü herkes bilgilerini tam olduğu gibi anlatmayabiliyor, saklayabiliyor. Oysa ki anlatılsa, bu yapılan işler çoğalsa, öğrenenler çoğalsa ne kadar da güzel olur diye düşünmekte. Aynı şekilde düşünüyorum. Benim için her şey para ya da çıkar değildir. Buraya herhangi bir fikir danışmaya, sormaya gelene de dahi aktarırım, bilgimi evet. saklamam. Öğrencilerime de aynı şekildedir. Ve Allah'a çok şükür öğrencilerimden de hep geri dönüşümde sizden ne öğrendiysek orada kaldık. Üzerine daha sonra hani farklı alanlarda, farklı çaplarda temeli sağlam olduğu için evet. daha güzel, daha sağlıklı, daha bilgili eklemeler yaptık diye söylerler hep. Şimdi makromeler, ipler, özellikle tarakla ne yapacağız dedim. Dedik ki saç tarayacağız Simge dedi hocam. Dayımayan ambaban bildiğimiz eskinin tarakları. Vallahi evde hala kullandığım taraklardan bir tanesidir, kurtarıcı. Şimdi çok güzel şeyler yapılmış. Bakın daha nice güzel çalışmaları var. Onlar ekranlara gelecek. Şimdi iplere bakıyorum, birbirinden güzel rengarenkler. Ama ne dikkatimi çekiyor biliyor musunuz? Sehpa. Evet. Bu korumak amaçlı. Şahane bir çalışma. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bu bildiğimiz yük paletlerinden, atıl durumdaki bir paletten yaptığım çalışmamdır. Tamamıyla atıl, sadece ayakları tornaya yaptırdım. Her şeyle birleştirmesi, yapması, her şey bana ait. Bu oturduğumuz koltuklar da paletten. Evet evet, bizim sitede dış cephe yenilemesi yapılıyorken 4 tane paletten hemen elime geçti. Evet aynen, hemen parçaladım, böyle dönmeli bir koltuk yaptım, arta kalanından sehpa, bir tane de mutfağıma, tavana lamba. Harika ya, her şeyi bir şekilde dönüştürebilen bir muhteşem kişinin yanındayız. Raflarına ben bayıldım bir kere, onları da eminim kendisi yapmıştır evet, diye düşünüyorum. Hocam. Onlar da geri dönüşüm. Tabii ki seve seve. Ev kurucudan ikinci el aldığım kırık, dökük, viran vaziyetteki tahta parçalarıdır. Hazır, her zaman söylüyorum, farklı bir programda da bunu dile getirdim. Hazır ürünü herkes yapar. Alırsın malzemenin, hazır sıfır evet. ürün vardır. Boyarsın, dikersin, parçalarsın, halledersin. Önemli olan atıl ürüne ikinci bir yaşam şansı vermektir. Her şey atıl. Hiçbir tane sıfır alınmış ürün yok. Arkada gördüğünüz raflar ve vitrinler de öyle. Şu bir fırıncının odun yaktıkları alana attığı Aha. bir dolaptı. Rica ettim, ücret neyse de vereyim dedim. Arkası yoktu. Darbeli hırpalılar, yani bildiğiniz yakılacak aşamaya gelmiş bir üründü. Sağ olsun aldık ondan. Çok modern bir hale dönüşmüş. Bakın eskiler çok güzel, hiç hayal edemeyeceğiniz yeni bir formada dönüşebiliyor. Hocam ne yapıyoruz bugün? Kavanozu aldık evde. Fazla kavanoz, kapağı bozulanları atmayın sakın, işe yarıyorlar. Kavanoz kapaklarından da dekor süsleri yapıyoruz. Allah'ım, her söylediğinden bir şey çıkıyor ya. Salih görüyor musun? Ne kadar güzel çalışmalar. Evet. Şimdi kavanozumuzu alıyoruz. Burada iplerimiz. Renklere bayıldım ben. Evet. Çok güzel. Bunlar taranan ipler. Evet, bahsettiğimiz tarafı inceltiyor muyuz peki? Ne yapıyoruz? Şimdi şöyle, kavanoza geçmeden şunu bağladık. Bunu evet, işlem bittikten sonra bununla tarıyoruz. Böyle bu benim tarama işi bende olsun evet. o zaman. Bunlarla tarayabiliriz. Fırçalarınız varsa fırçayla açabilirsiniz. Buna özel üretilmiş, yani sırf bu taramaya özel üretilmiş taraklar da vardır. O da bu işi görüyor, bu da bu işi görüyor. Tamam, evde varsa bunu kullanın. Evet. Püskülleri tarayacağız yani. Yapraklar, herkes çok iyi bilir, yapraklar evet. yapılır makromeden. Bunlarla taranıyor. Evet. Taran amacı odur. İplerimiz kalınlıklarına göre değişiyor, renklerine göre değişiyor. Simlerimiz var, aralara katabiliyoruz. İplerin güzelliğine evet. bak. Şahaneler, pembeler, maviler. Çok güzeller. Evet. Şimdi bu kalını, bu incesi. İnceyi alalım. İnceli mi yapalım? İnceyi. Yani şöyle, tercihtir. Renkler, zevkler görecelidir. Çok kalınla da yapabilirsiniz, inceyle de yapabilirsiniz. Böyle tercih etmek istedim. Peki. Şimdi ben buraya hazırlamıştım. Nasıl hazırladığımı gösteriyorum. Önce kavanozumuzun diğer programda da anlattığım gibi ölçüsünü alıyoruz.
modeline göre değişir. Her yaptığımız modelde bu sayı değildir, değişebilir. Ben burada yapacağım modele göre 8 boy almak istiyorum. 8 boy şuradan şurayı kullanacağımız için buradakilerde de görüleceği gibi böyle ipimin ucundan ölçtüm, yerimi buldum, katladım. 8 kez. 2 açtım, 4 etti. Bunu da açıp burada kavanozumun 8 kat boyunu almış oldum. Evet, 8 kat buradan kestim. Şimdi bu buradaki yapacaklarımın bağlama ipim. Tamam. Bir de ana bağlama kenar için var. Şimdi kenarı için ölçtüğüm 8 boy. Bu elimde dönem. Bununla artık kaç tane yapılacaksa o kadar kesiyorum. Bu kadar yerim burası. Hemen kesmiyorum. Bunu ayırdık. Yani şunu yapacağız. Şu elimdeki ipi. Evet. Bunu ayarlayacağız. Şu an benim elimde tuttuğum alan buradaki öreceğimiz alanın ipi. Bir de çevreye saracağımız için. Şimdi burası 8 boy. Bunun da buradan tuttuk. Ağız boyunu aldım. Hı hı. Şu kadarcık da bir düğümle yeme payını attım. Peki. Hop şu. Buradan kestim. Bu benim şuradan bağlama ipim. Buradan da az önceki kestiğim 8 boylular buradan sıra bağlanacak. Evet, bu böyle. Şimdi bunun tam ortasını buluyoruz. Tam ortasını bulduktan sonra kesecek ister miyiz? Kesmeyeceğim. Hayır, kesmeyeceğiz. Yok. Tamam. Yani eşit dağılım yapabilmek için ipi şu ortasından işaretleyeceğim. Mantar pano. Mantar, evet. Çocukları olanların evinde vardı. Bu da benim kızımdan kalma. Şöyle burası ortasıydı. Böyle tutturabilirsiniz. Yine örnekler, alternatifler gösteriyorum. Buradan tutturarak ortadan başlayacağım. Atıyorum 20 tane ip bağlayacağım. 10 tanesini bu tarafa, 10 tanesini bu tarafa. Ortayı bulmamızın sebebi oydu. Tamam. Yani şu kenarlardan eşit ip kalması gerekiyor ki şunlarla eşitlenebilsin. Birazcık hesap kitap ya, işi gerekiyor bu işte. Bu şekilde de yapabiliriz. Bundan yok evinizde. Hiçbir şeyiniz yok. O zaman nasıl yapabiliriz kolayı? Evet, hemen onu da gösterelim basitinden. Düz bir alan efendim. Sehpa bize yetiyor. Şöyle alalım. Ben biraz burayı genişleteyim. Evet. Nasıl merakla da bekliyorum yalnız. Evet, şimdi şunun yine ortasını. Evet. Şurası mesela sehpanın burasını done olarak evet, aldım. Evet. Üzerine bir ağırlık bıraktım. Hemen. Bant. Bant. Kağıt bant kullanmalarını öneririm. Kağıt bantım bitmiş benim. O yüzden. Bu tüylerin mi yoluyor yoksa? Yani evet. Ama üzerine düğüm geleceği için şimdi bunu buraya sabitledim. Bir tane de bu tarafa. Onu buraya. Evet, şimdi asılacağım için bu oynamayacak. Evet, orta noktamız buydu. 8 boy aldığımız ipimiz ortadan tam ikiye katlıyoruz. Diğer programda gösterdiğim gibi başlangıç düğümü yapıyoruz. Onu da anlatmıştık ağacın arkasından. Evet. Bunu ağacın arkasından dalın geçirmiştik. Bunda da ipin arkasından geçirip içinden. Evet, şöyle içinden geçirip düğümü atıyoruz. Evet, oturtuyoruz böyle. Şimdi buraya benim yapacağım ayakta 20 tane yanlış hatırlamıyorsam 20 tane bu şekilde kavanozun 8 boyu. Evet, bu şekilde dizeceğiz. Ve bu halde evet, gelecek. Bu hale de gelecek. Şimdi bunu da buradan şöyle alalım. Kavanozun. Artık geçelim değil mi? Evet. Tek nasıl yapıldığını en azından mantığını anladım. Şimdi bu ağızdan bağlanıyor. Şöyle tam dönerek yapalım. Ağız kısmından. Bildiğimiz düğüm. Anam babam düğüm. Çok sıkarak. Sık olmasın diye. Evet. Çözülmesin diye. Aynen bu şekilde. Şimdi yayıldık. Karışır mı ki diye düşünmeyin. Karışmıyor bence bunlar. Yok yok, karışmıyor, karışmıyor. Şimdi yine yine öğrendim ben onu. Evet. Kare düğümün spiral olanını yapacağız. Kare düğümde bir sağdan bir soldandı. Bunu sadece sol
veya sağ. Kişiye göre hep değişir. Hep o yönde gidecek. Spiral düğüm dediğimiz düğüm oluşacak. Hadi bir de bunu öğrenmiş olalım. Evet. Bu benim en sevdiğim düğümlerden birisidir. En kolay hangisi düğümlerde? Kare düğüm. Evet. Ha şöyle, kare düğümde hani insanlar karıştırabilir. O zaman da detay vermiştik, ipin çıkış noktası kaldığınız taraftır diye. Spiral düğüm daha kolaydır. Hep bir taraftan olduğu için. Akıl karışmaz. Hiç karışmaz, evet. Spiral düğüm dedi hoca, tek yönlü ilerliyormuş. Buraya kadar tamamız sevgili seyircilerimiz, öğrendik. Kişiye göre değişir. Hep sağdan da çıkarabiliriz ipimizi, hep soldan da çıkarabiliriz. Benim hep sağa dönüştür başlangıçlarım, o şekilde yaparım. Evet, kare düğümün ilk hamlesidir. Hep aynı yönden devam ediyoruz. En kolay modellerden birisidir. Çok keyiflidir. Sarkaç, daha doğrusu makramenin her çeşidi bence çok güzel. Evet, evet. Nasıl bir çalışma ortaya koymak istiyorsanız. Ama kursa geldiğimizde tabii ki hiç yapamıyorum, ben internetten izliyorum ama olmuyor diyenler haklılar bence. Bir noktaya kadar çünkü olabiliyor. Birebir en azından takıldığınız, yanıldığınız yerleri hocamıza birebir sorma şansına sahipsiniz kurslarda. O yüzden daha güzel anlaşılır olur. Ya oyunlarda level vardır ya, atlarsınız sırayla. Bunda da öyledir. Evet. Hani basit teknikler var. Fakat uyguladıklarınızda çok değişik projelerde, değişik şekillerde bağlama yöntemleri de var. Evet, temel teknik bir öncekilerde gösterdiklerimiz. Ona ilaveler de var. Yani bir destekle de, desteksiz de. Evet. Evet. Hocam şimdi nereye geldik? Evet, şimdi. Şimdi örümcek tekniğiyle devam etmiştik. Örümcek tekniği mantığıyla spiral burguyu yaptık. Şu olay. Böyle ikişerli ikişerli gittiğimiz vakitte. Şimdi her biri farklı farklı. Şunlar acaba aynı mı farklı mı diye baktım. Farklı. Şu ikisi çok farklı birbirine. Evet. Modeller. Bakın bunda da örümcek, kare düğüm, evet, ve verev düğüm var. Evet. Bunda da aynı şekilde. Örümcek ve verev düğüm. Bakın sadece iki teknik. Ne? Aynı. Farklı aynı modeller çıkıyor ortaya. Evet. Çok bu güzeller. Bu da öyle. Yine verev. Aynı. Evet. Verev teknikli. Örümcek. Şurası da kare düğümün. Kare düğümü hatırlarlarsa 2-4 iple, evet, ortada 2 tane, kenardakilerle sarmal sağdan yapıyoruz. Burada ortanın tamamını bir alıp bağladık. Şahane. Yani iki teknikle çok farklı modeller ortaya koyabiliyorsunuz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok güzel, keyifli bir atölye çalışması oldu bizim için. Ama tabii ki sanat severleri atölyelerimize bekliyoruz dedik efendim. Şimdi yapmış olduğumuz çalışmalardan güzel kareler ekranlarınıza gelsin. Tekrar görüşünceye kadar da hoşça kalın diyoruz efendim.